Selam dinozor severler. Jurassic World'ıma hoş geldiniz. Bu bölümde tam 26 tane dinozor inceleyeceğiz. <laughs> Bu bölüm en fazla dinozor açtığım bölüm olacak. 26 tane dinozordan bahsediyorum. Hepsi sıfır, hepsi paketinde. Hepsini burada birlikte açacağız. Bakalım Jurassic World'ün efsane dinozorlarından hangileri bu bölümde karşımıza çıkacak? Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın ve videolarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi yorumlara bekliyorum. Ve şimdi ilk geliyor. Jurassic World Dominion filminden Velociraptor Blue. Bu seride 4 tane dinozor varmış. Blue'da farkına varmadan varyasyona gittim. Çeşit çeşit blue'larım oldu elimde. Elleri ve ayakları hareket ediyor. İsmini nereden alıyor derseniz şuradaki mavi çizgilerden alıyor Blue. Şurada kilit açıcı var. Bakın kilit açıcıyı yerinden çıkardık şöyle. Çenesi hareket ediyor. A yap bakayım şöyle. Ağzını bir muayene edelim senin de ve ikinci dinozorumuz Piatnitzkysaurus arkadaşlar bakın bunun da kilit açıcısı var. Dilophosaurus'a benziyor şöyle şurası. Parmakları bunun kalın, dolma gibi. Şuraları şöyle kırmızı kırmızı. Allı pullu bir dinozor arkadaşlar. Ses özelliği yok, ışık özelliği yok. Sadece eklemleri hareket ediyor. O da kuyruktan ayaklar, kol, boyun kısmı ve Çene kısmı hareket eder. Bir sonraki dinozorumuz Jurassic World Dino Tracker serisinden Strike Atak Combat Extreme yazılı Gigant Spinosaurus arkadaşlar. Evet. Acaba neden buna Gigan ismi verilmiş? Stegosaurus'a benziyor aslında. Bakın şurada uzun. Boynuzları var sırtında ve kuyruğunda şöyle kalın dikenleri var. Eklem hareket ediyor. Ama baya böyle derisi falan bakın. Şuralarında kabarmalar var. Burnu biraz komik. Gözleri yine sarı renk. 3 tane şurada. 3, 6 tane dikeni var. Bakın bunun da kilit açıcısı hemen yani şurada. Ayaklar hareket ediyor. Ses çıkartmıyor. Boynunu hareket ettirdiğimizde kuyruğu da hareket ediyor. Sıradaki parça Elaposaurus yine Dino Tracker serisinden bakın serideki 4 dinozor ve 4'ü de bende var. Çok kolay çıkarttık. Eklemleri hareket eder. Kuyruk, ayak, kol, çene ve boyun kısmı şöyle boyun şu şekilde dönüyor. Raptor cinsine benziyor. Dişler sarı. Şunlar artık tüy mü yoksa diken mi? Anlam veremedim. Bakın buralarında diken var. Bunun da yine şurada kilit açıcısı var. Uygulamada bunu okutuyorsunuz ve bu dinozorun kilidi açılmış oluyor oyunda. Bakın şöyle hareket ediyor ayakları. Muhtemelen Etobur. Bir Brexarus. Yavru Brexarus. Bunu bulduğumda çok mutlu olmuştum. Kilit açıcısı bakın şu. Hem yavru hem de biraz şişko duruyor. <laughs> Ama çok sevimli ya. Yüzüne bakın şunun. Ağzını açtığı zaman daha da sevimli. Dişleri falan daha tam çıkmamış. Minik minik. Boynu aşağı doğru eğiliyor şöyle. Yukarı aşağı hareket ediyor. Ayaklar hareket ediyor. Kuyrukta şu şekilde dönüyor. Sevimli, şirin bir dinozor. Evet sıradaki dinozorumuz. Bunu son dönemlerde almıştım. Av videosu çektiğimde karşıma çıkmıştı. Tupan Diklos. Dino Tracker serisinden. Bakın görüyorsunuz. Kafasında şöyle kocaman bir yelpaze gibi bir şey var. Muhtemelen şurası kemiktir. Şurası da kemiktir. Böyle boynuz gibi. Arası da tüy gibi bir şeydir. Bu nasıl duruyor ya böyle? Bakın şu şekilde kendini salıyor demek ki uçarken. Türk Hava Yolları'nın yeni uçağı Tupan Douglas ayakları hareket eder. Bunun da anahtarı burada. Karnına yapmışlar. Ağzı açılıyor. Boynu şu şekilde. Acaba ters mi tutuyorum ben bunu ya? Şöyle mi olması lazım? <laughs> evet. Bakın şimdi doğru. <laughs> Burası sırtıymış, karnı değil. <laughs> Deminden beri yanlış tutuyormuşum. Şimdi doğru bir şekilde tuttuk. Görüyorsunuz. Bunu da şunların üstüne koyalım. Evet, şimdi bir tane büyük boy bir dinozor geliyor. Dino Tracker serisinden. Diablo Ceratops. Bakın sinirli. Bunun ses özelliği var. Serideki diğer dinozorlar 2023'e ait bunlar. Ben de bir tek şu yok onu da hiç beğenmedim o yüzden almadım. Diablo'muzun kuyruğunu takalım. Şöyle hareket ettiriyor. Kuyruk hareket ediyor, ayakları hareket ediyor. Baş kısmı hareket ediyor. Triceratops'un Diablo hali. Kafası kırmızı. Kırmızı başlıklı kız. Dört tane de boynuzu var. Rengi falan güzeldi. Beğenmiştim alırken. Pilivası altta. Kilit açıcısı hemen şurada. Sıradaki dinozorumuz. Dino Tracker serisinden. Zuni Ceratops. Bu şu şekilde. Şuraya bastığınızda boynunu aşağı yukarı hareket ettirir. Gri renk ve siyah karışımı. Şuraları da böyle krem rengi gibi. Kilit açıcısı hemen şurada. Sevimli yapmışlar. Yani Jurassic World dinozorları güzel yapıyor da sadece çok renklendiriyor. Özellikle de ekstra serilerde böyle Dino Tracker gibi. Yani orijinalliği gidiyor aslında ama bir bakıma da güzel oluyor. Böyle cıvıl cıvıl görünüyorlar. Altı bu şekilde. Bakın ayağında Jurassic Park'ın logosu var. Jurassic World Dominion serisinden Moros Intrepidus. İlk defa duyuyorum bu ismi. Şu serideki hepsi bende var. 2022'ye ait. Ağzı açılıyor ama biraz zor açıldı. Şu dilinde bir hata var. Bir beyazlık var şurada. Boya sürmeyi unutmuşlar sanırım. Elleri beyaz renk, ayakları yeşil, kuyruğu turuncu. Gözünün şu etrafındaki noktalar falan beyaz. Şuralarda da turuncu renkler var. Dişleri beyaz. Dişlerini misvakla fırçalamış belli ki. Şuralarında şöyle dikenler var arkadaşlar. Bunun da okuyucusu şurada. Hadi bunu açalım ayıp olmasın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yeri hareket ediyor. O bir Borea Lopelta. Bora Bora Toro Nemiho. Ne Aklıma bir anda o şarkı geldi nedense. Şunu açalım. Arkadaşlar bakın serideki diğer dinozorlar. Hepsi bende mevcut. Şimdi bu kirpi şeklinde olan dinozor aynı zamanda Ankylosaurus'a benziyor. Bakın bunun şurada dikenlerin üstünde kilit açıcısı. Ses özelliği yok. Şu yanda iki tane boynuzu var. Darbelere karşı korumak için. Kendini kirpi gibi yapıyor bu sanırım. Dinozorun altı böyle turuncu gibi bir şey. Havuçlu keke benziyor. Üstü de brownie. Valla var ya şu an olsa ne yardım canım çekti bir an. Bakın şöyle boynu yukarı aşağı hareket eder. Bunun ağzı açılmıyor galiba evet. Sıkı sıkı dişlerini böyle kapatmış. Kendini kasıyor. Kuyruğu da şöyle dönüyor. Bir de ayakları hareket ediyor arkadaşlar. Şöyle. Güzel bir dinozor. Kirpi kıvamında. Edaposaurus. Dino Tracker serisinden. Günümüzün Eda'larının dinozor hali. <laughs> Eda'lar lütfen kızmasın. Evet. Daimetrodon'a da benziyor aslında. Bununla böyle yazın sıcaklarda yelpaze yapabiliriz. <laughs> Seni yelpaze olarak kullanacağım karar verdim. Bakın burada kilit açıcısı. Ağzını aç bakalım şöyle. Ağzının içi detaylı. Dişlerini falan eksiksiz yapmışlar gibi. Derisinde şöyle bir çıkıntılar var. Pul galiba onlar. Kuyruk kısmında şöyle dikenler var. Tüylü gibi. Ben şuraya takıldım ya. Burası gayet güzel görünüyor. Alttan baktığınızda böyle görünüyor dinozor. Kuyruğu hareket ediyor. Ayakları, kolları hareket ediyor. Yani ön ayak diyelim. Boynu şöyle. Boynu dönünce şöyle kuyruk da dönüyor. Ağzı da hareket ediyor. Gözleri turuncu renk. Evet. Bunu da koyalım. Bir Dimetrodon. İşte az öncekinin Dimetrodon versiyonu. Jurassic World Dominion serisinden. Bakın serideki diğer dinozorlar burada. Bir tek bende şu yok. Atrociraptor. 12. dinozoru parka salıyoruz. 26 dinozor demiştik. 14 tane dinozor kaldı. Günümüzün iguana'ları, kertenkeleleri, timsahları artık ne diye adlandırırsanız, ben daha çok bunları iguana'ya, kertenkele'ye veya komodo ejderlerine benzetiyorum. Bakın boynu şöyle hareket ediyor, çenesi böyle açılıyor. Diametrodonlarda da galiba varyasyon yaptım. Birisi daha yurt dışında gelmemişti bana. Daha birkaç tane daha var elinde, onları da açmadım. Bakın kuyruk da şöyle. Bu yere yakın bir hayvan. Alan Grant'la bir sahnesi vardı. Dominion filminde belki hatırlarsınız izleyenleriniz. Bunun kilit şurada bakın. Güzel bir yer yapmışlar. Bunu telefonda okutuyorsunuz. Açılıyor hemen kilit. Oyundaki. Yeşil renk. Yani bunun şurası bundan biraz daha küçük. Yani bu daha büyük duruyor. Sesi duydunuz. Evet. Kronosaurus. Bakın siyah renk. Böyle parlak. Gözlerinin şu kısmı da parlak. Far sürmüşler. Makyaj yapmış. Bayağı da bağırıyor. Vay. Kaç ses çıkartıyor? Deneyelim be. Bakın şu, önce özelliklerini göstereyim. Yüzgeçleri şu şekilde hareket eder. Yüzgeçler hareket ediyor. Şöyle. Ağzını açtığı zaman kocaman bir ağzı var. Bayağı bağırıyor. Önde 3 tane hatta 6 tane dişi var. Büyük dişler önde, küçük dişler böyle arkada. Kimsa hanım satıyor. Şimdi ses olayına bakacağız. 1 2 3 3 ses çıkartıyormuş. Kez açıcısı da arkasında. Altı şöyle arkadaşlar. Altı böyle kum sarısı. Evet. Akşam yemekte bunu yiyeyim. Canım balık çekti. Kuyruğu da hareket eder. Ya bu şekilde görüyorsunuz. Bakın böyle yaptığı zaman da şöyle bildiğin taarruza geçiyor. Benim sevdiğim bir dinozor. Dino Tracker serisinden. Presto okuyamadım. Presto Evet. Bu da yere yakın bir dinozor. T-Rex hanım satıyor kafası. Kahverengi. Bunun da dişler böyle bir çarpık yamuk yumuk. Çarpık kentleşmeye gitmiş. Ağzının içini açınca şöyle kocaman oluyor yalnız. Dilini falan yapmışlar. Altı gri renk. Buraları böyle yeşil tonlarında. Haki gibi bir şey yani. Bakın şuraya bastığınız zaman ağzına açıp kapıyor şöyle. Göksel'in koleksiyonunu takip edin lütfen. Evet bakın size bir mesaj verdi. Evet burada da kilit açıcısı var. Kuyruğu şöyle dönüyor. Ayaklar şu şekilde hareket ediyor. Boynu aşağıya eğilmiyor. Sadece çene kısmı hareket ediyor arkadaşlar. Bence yeterli ama. Ve bir sonraki dinozorumuz. Rugops Primus. Bu seriden sadece şu yok. Şunlar var elimde. Zaten bunu az önce açtık. Şimdi dinozorumuza bakalım. T-Rex Hanım satıyor bu da. Şu çenenin alt kısmı biraz daha küçük üst kısmına göre. Parmakları da baya küçük. Bakın iki tane parmağı var. T-Rex gibi. Şurada iki tane daha tırnak var. Böyle arka tarafa gizlenmiş. Acaba ne işe yarıyor? Niye o şekilde? Kuyruğu siyah renk. Kendisi böyle koyu yeşil. Hatta griye daha yakın. Kilit açıcısı da sırtında. Boynu yukarı aşağı hareket ediyor. Ağzı şu şekilde açılıp kapanıyor. Eller hareket ediyor ve ayaklar hareket ediyor. Evet bir sonraki dinozorumuz. Nosutoceratops. Sen büyüyünce dinozor olacak olacaksın? Bu çok sevimli. <laughs> Bunu ben saklamıştım Toy Shop'ta ve aradan birkaç hafta geçti. Hala da sakladığım yerdeydi. <laughs> Sonra da gidip almıştım. <laughs> Filmin başlarında mı ne vardı? Çocuklar falan bunun üstüne oturuyordu. Bununla oynuyorlardı. Yani bu küçük bir dinozor. Evet. Daha gelişmekte olan bir dinozor. Bebek. Papağana benziyor şu ağız kısmı. Sarı renk yapmışlar, kendisi gri. Bakın şurada yine okuyucusu var yani kilit açıcı. Boynu hareket ediyor. Şöyle yukarı, aşağı, sağa, sola. İki tane boynuzu var. Biraz sevimli bakıyor değil mi? Benim çok hoşuma gitti ya. Sevimli bir dinozor. Küçücük bir kuyruğu var. Bayağı bir tombul. Bakın ayaklar hareket ediyor. Ön ayaklar da aynı. Kuyruk da hareket ediyor. Herrasaurus. Seri'deki diğer dinozorlar hepsi bende mevcut. Bakın başı hareket ediyor ama şöyle eğiyorsunuz hemen düzeliyor. Kollar hareket ediyor, ayak hareket ediyor. Şurada bir düğmesi var. Bakın şöyle yaptığınızda aşağı, yukarı oynuyor. Turuncu ve kahverengi karışımı. Ağzın içi de şöyle kuyruk kahverengi. Şöyle bir çizgiler falan var. Kollarına bakın şöyle de yapıyor. Kartal gibi. Wow. Kilit açıcısı şurada. Şu an açmayalım. Yani bu da bu şekilde. Şöyle zeybek oynuyor sanki. <laughs> Ellerini şöyle yapalım. Yine değişik dinozorlardan birisi. Miragia. Jurassic World Dominion filmine ait. Filmin neresindeydi ama hatırlamıyorum. Bakın serideki ikinci dinozor. Oldukça yoğun dikenleri var. Bakın bunun da şurada iki tane boynuzu var. Niye orada anlamadım. Boyun hareket ediyor. Ağzı açılıyor şöyle. Görüyorsunuz. Siyah renk ve yeşil tonlarında. Kuyruk da şöyle dönüyor. 1, 2, 3, 4, 5 hareket ediyor. Ayak, ön ayak, çene, boyun. Ve kuyruk. Yani ilginç bir dinozor. Otobur muhtemelen. Şu diken kısmı çok güzel ya. Bakın bunun da okuyucusu şurada. Yani kilit açıcı. Okuyucu dediğime bakmayın. 18 tane açtık. Geriye kaldı 8 tane dinozor. Bir astro raptor. Serideki diğer dinozorlar Dino Tracker serisinden. Bunun biraz daha ağız çene yapısı uzun. Bakın şöyle. Bakın şöyle. Baryonyx'e benziyor aslında biraz. Dişleri de bayağı bir ince ve keskin görünüyor değil mi? Sarı renk. Bunun okuyucusu şurada. Kollarının şuralarında tüyler var. Şurada da var aynı tüy. Buraları böyle kahverengi. Bu da mozaik pastaya benziyor. Allah canım pasta çekti ya. Pençeleri falan gayet başarılı yapmışlar yani. Bakın şurada bir kas var. Notasaurus. Dino Tracker serisinden yine bir su canlısı. Var mı bu seriden eksik? Yok. Hepsini almıştım. Bakın boynu şöyle aşağıya yukarıya hareket eder. Bunun da dişler çarpık kentleşme gibi. Niye böyle ya bunların dişleri? Bakın ağzı böyle sabit kalıyor açık olduğu zaman. Yani gözlerini şurada beklerken gözler bayağı önde. Çenesinin ortasında yani görüyorsunuz. Altı daha açık bir renk. Üstü gri. Kuyruk şöyle hareket ediyor. Ayaklar da hareket ediyor ama bunun ayaklar çok da hareket etmesin. Yani böyle yürüyemez zaten. Kilit açıcısı burada. Şöyle. Yine beğenerek aldığım bir dinozordu. Sıradaki dinozorumuz Shunanosaurus. Yani şu ismine baktığınız zaman okumakta zorluk çekebilirsiniz. Yine raptorlara benziyor. Gri ve kahve rengi arkadaşlar. Dişleri sarı renk. Böyle çok keskin bakıyor. Şu burun kısmı ve şuradaki tüyleri siyah. Gözlerinin altı da siyah. Kilit açıcısı. Yine sırtında. Baş hareket ediyor. Şöyle yukarı aşağı. Çene hareket ediyor. Kollar, ayak ve kuyruk. 1, 2, 3, 4, 5. Beş lira hareket ediyor. Şuralarda şöyle çıkıntıları falan var ya. Bakın şuralarda da var. Kabarcıklar. Sıradaki dinozorumuz. Dasangarpterus garip bir ismi var. <laughs> Uçan türlerden. Jurassic World Dominion serisine ait. <laughs> Evet. Gözlerimiz şöyle. Bunun ağzı biraz daha dekoratif. Bakın şöyle oval geliyor. Burnu da şöyle biraz yukarı kalkık. Burnu havalarda. Şurada bir diken gibi bir şey var ama. Gözleri sarı renk. Kafa tasının üstü siyah. Altı daha açık renk. Genelde sarı renk. Bakın şurada şu kemik kısmı falan görünüyor kanatlarının üstünde. Şu şekilde hareket ediyor. Boynu da böyle hareket ediyor. Ayaklar da hareket ediyor. Her okuyucusunu merak ediyorsunuz biliyorum. Bakın şurada. Daryoptasaurus. Büyük bir dinozor. Dino Tracker serisinden. Evet. Tık etmesi lazım. Şimdi önce şu kilit açıcıyı göstereceğim. Bakın biraz büyük. Ses özelliklerine bir bakalım. Şöyle yaptığın zaman önce kafayı bu tarafa hareket ettiriyor sağa sola. Vay. Şöyle yapınca çenesini de açıyor. Şöyle yapınca yandan şöyle vuruyor. Pençeleri bayağı da büyük, elleri falan da büyük hatta. Bunun da bakın şurada arkasında tırnaklar var. Önde 3, arkada 2. Pençeleri raptor gibi yani 3 tane. Şöyle ağzı açılıyor. Bayağı da dişlek bir dinozor. Hatta dişleri çenesinin altında nasıl bir ağız yapısı varsa ön dişler ve alt dişler küçük. Üst dişler daha büyük. Şuraları şöyle mavi renk. Şurada da şöyle dikenleri var arkadaşlar. Kaç yer hareket ediyor? Boyun şöyle bir. Çene iki. Kolları üç. Ayak dört. Kuyruk beş. Yine Dino Tracker serisinden Dacosaurus. Yine suda yüzen bir canlıydı. Bakın ağzı şöyle şu kadar açılıyor. Bayağı geniş. Bunun da dişler. Şurada bir dişi yok ortada. Timsah gibi bir şey yani bu. Günümüzün timsahı. Bakın yüzgeçler şöyle. Yani kol ve ayak görevi görüyor herhalde. Kuyruk şu şekilde duruyor ama acaba böyle mi olması lazım? Böyleyken köpek balığını anımsatıyor. Bence böyle. Şu şekilde yani. Boynu şöyle yukarıya ve aşağıya hareket ediyor. Şurada yine kilit açıcı var. Derisinde desenler var. Şöyle motifler yapmışlar. Altı da böyle bu şekilde görünüyor. Yüzgeçlerinde şöyle kabartılar var. Yani rengi falan gayet güzel. Bence buna yakışmış yani bu renk. Yine ses özelliği yok. Dino Tracker serisinden Genodectus Serius arkadaşlar. Strike Attack Combat Extreme serisine ait. Bakın serideki diğer dinozorlar bunlar. Hepsini açtım. Bakın bunun çenesi böyle aşağı doğru iniyor. Zaten bu seride bir düğme var. Ona basıyorsunuz ki çenesi hareket etsin. Merhaba arkadaşlar. Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Bunun küçücük elleri var. 1, 2, 3, 4. 4 parmağı var bakın. Ayakları büyük. Kahverengi ve yeşil renklerden oluşuyor. Kuyruğu hareket eder. Ayaklar, kollar hareket ediyor. Çenesi hareket ediyor ama boyun hareket etmiyor arkadaşlar. Ve şimdi sonuncu yani 26. dinozoru parka salıyoruz. Bir Pyroraptor. Fenerbahçelilere selam olsun. Sarı lacivert renk. <laughs> Sevdim bu rengi. Armağan oyuncakta avlamıştım bunu. Evet. Dinozorumuz bu şekilde. Her an saldırıya hazır. Bunu çok renkli yapmışlar. Yani gözünün altında şöyle beyaz sanki alev gibi bir dekal yapmaya çalışmışlar da o çok da gitmemiş. Şuraları tüylü. Bunun da okuyucusu hemen sırtında. Baş hareket ediyor. Kolları hareket ediyor, ayak hareket ediyor ve kuyruk hareket ediyor. 1, 2, 3, 4, çeneyle birlikte 5 yer hareket ediyor. Boynu şöyle sağa sola dönüyor. Ve 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 son dinozorumuzu da açtık. 26 tane dinozoru parkta özgürlüğüne kavuşturduk arkadaşlar. Şu anda kanalımın en fazla dinozor açtığım videosu bu video oldu. Devamını istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum. İnceleme videoları, kutu açılış videoları, Lego videoları peş peşe gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videonun sonunda yine fotoğraflar paylaşacağım. İzlersiniz, likelarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.